Bu gördüğünüz yelpaze palmiyesinin meyvesi. Zabal, cüce palmiye meyvesi. Ne işe yarar? Ne işe yarar? Bu bitki en ağır prostat rahatsızlığını, bununla ilgili bizim Zabal Forte diye bir ürünümüz var. Kullandığı zaman kişi, bununla ilgili 100'den fazla üniversitede klinik araştırması yapılmış, 60 bin hasta tedavi edilmiştir. Almanya'da bunu doktorlar, urologlar hastalarına, prostat rahatsızlığı olana Zabal yazarlar. Şimdi nasıl oluyor da bu Zabal, bunun meyvesi ama taş gibidir, yenmez. Bunun ekstraktı, damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılır. Meyvesinden mi ekstrakt elde ediyor? Meyvesinden ekstrakt. Yani her bitkinin, bazı bitkinin yaprağı, bazı bitkinin meyvesi, bazı bitkinin kökü, bazı bitkinin çiçeği kullanılır. Her bitkinin farklı drogu, yani şifalı kısmı farklıdır. Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda belge var, bilgi var. Her şey ispatlı. Evet. Şimdi mesela bize bir beyefendi geldi. Prostatı tam 100 gram olmuş. Normal olarak 25 gram. En fazla 30 gram olur. Kestane büyüklüğünde bir organ. Şu kadar küçük bir organ. Prostatın sebepleri nedir? Ne oluşturuyor prostat? Prostat neden oluşur? Niçin oluşur? Normal olarak prostat bir hormon salgılar. Erkeklik hormonu. Testislerden gelen meni prostatın üstünde sperm torbası var. Burada bekler. Cinsel ilişki sırasında bu sperm torbasının içerisinde meniyle prostatın salgılamış olduğu hormon karışarak yoğurt gibi olan meni ayran gibi olur. Ve kişiye cinsel ilişkide hiçbir zorluk vermez. Fakat kişi prostat ameliyatı olursa, prostata alınırsa yoğurt gibi koyu olan meni cinsel ilişki sırasında boşalırken ne olur? Çok ağır koyu olduğu için kişiye işkence gibi gelir, ağır gelir. Bir daha ilişkiye girmek istemez. Cinsellikten soğur. Ameliyat olmak bu bakımdan cinsel ilişkiyi erkeği psikolojik bunalıma sokar. Gerilir. Acı verir, sızı verir. İdrar yaparken nasıl bir şey sebep olur? Prostat büyürse rahatsızlık verir. Sık sık idrara gitme, idrarını tutamama, efendim içeride kan. Şimdi bunun özelliği neden, nasıl oluyor da prostat büyümesini önlüyor? Normal olarak prostat erkeklik hormonu salgılar. Fakat bu prostatın içerisinde iki tane enzim var. Reduktaz ve aromataz. Bu iki enzim erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürür. Yani erkeklik hormonu, kadınlık hormonu estrogene dönüşürse ne olur? Prostatın içerisinde kadınlık hormonu yükselirse prostat dokusu yapı olarak kadınlık hormonuna uygun olmadığı için prostat büyür. Yani prostat büyümesinin sebebi prostatın içinde dişilik hormonu yani östradiol veya diğer adıyla östrojen hormonu yükselirse ne olur? Prostat büyür. Yani kadınlık hormonu arttığı için prostatın içerisinde. Bu ne yapıyor? Bunu kullandığı zaman vatandaş tekrar erkeklik hormonu olduğu gibi kalıyor. Kadınlık hormonuna dönüşmüyor. Dönüşümü engelliyor bu. Yani bunun birleşiminde beta-zitoşterol var. Beta-zitoşterol reduktaz ve aromataz enzimini minimum seviyeye çekiyor ve prostat büyümesini önlüyor. Büyümüş olan prostatı tekrar eski haline dönüştürüyor. Bununla ilgili 100'den fazla üniversitenin klinik araştırması yapılmış. 60 bin kişi üzerinde denenmiştir. Etkisi ispat edilmiş. Peki bir de şu şeyi bitirelim isterseniz. Burada ginko. Şimdi peynir yemeyeceğiz. Buna mı? Şekeri yemeyeceğiz. Ekmek yemeyeceğiz. Çay yemeyeceğiz. Kahve de yemeyeceğiz. Ya bunları şimdi ne yapacağız bunları? Bunları yediği zaman birisi mesela peynir yiyorsa alternatif var. Peynir seviyorum kardeşim ben vazgeçemiyorum. Yapacak bir şey yok. Öleceksem peynirden öleyim diyen bir adam. Peynirin karşılığında başka bir şey yese bunu denkleştirebilir mi? Yoğurt yesin. Hayır, peynir yiyeceğim ben. Yemezsem olmaz. Asidoz oluşur. Onun asit, karşılığında bir şey yesek bu asit. Kandaki asit yükselirse kandaki asidi vücudumuz yani bünye, metabolizma ne yapıyor? Yok etmek için aşırı kalsiyum harcar. Evet. Bu da kemik erimesine sebep olur. Zamanla kalsiyum
bulamazsa ne yapacak? Fazladan asidi eklemlere depolar. Eklemlerdeki asit oranı yükselirse kıkırdaklarda eklemler deforme olur. Eklem iltihaplanma, artrit, artrozu tetikler. Telefonu alalım hocam. Alo. Alo. Efendim buyurunuz. Doktordan ben ilaç almıştı İstanbul'dan getirmişti. Ben sallanıyorum böyle. Sağ rüzgümü sallanıyorum. Bana 270 milyonluk hiç faydası görmedim. İnanmıyorum. Alo. Sallanıyor mu diyor? Ne diyor efendim? Sallanıyorum diyor. İksir içtim sallanıyorum. Evet. Şimdi evet, bir iksir, daha olmazsa bir daha. İksir şöyle ya, sarımsaklı olduğu için sarımsak ofiste, büroda kullananlar damarları açar, bünyeyi açar. Eğer ki beyinde loblar arasında kirlenme olmuşsa, kalp damarlarında yağlanma, daralma olmuşsa ağır hasta dozajı yavaş yavaş kullanmalı. Birdenbire yükseltirse çok yoğun cerrahat, curuf, pislik çözücü olduğu için kişi hafif rahatsızlık verir. Yani bu şuna benzer. Mesela sağanak şeklinde yağmur yağdı. Ortalığı sel götürdü. Evet. Bunun gibi ağır hasta, çok ağır hastalar yavaş yavaş dozajı artıracak. Ama hiçbir rahatsızlığı yoksa bir çay bardağı bile ise hiçbir şey olmaz. Çok ağır hasta az dozajla kullanacak. Çok çok etkili iksir, yüksek doğru oranda konsantre, %100 konsantre. İçerisinde gram su yok. Yani çok çok etkili olduğu için çok ağır hasta az dozajla başlayacak. Yavaş yavaş. Aksi takdirde çok yoğun cerrahat, curuf, bütün organlardaki, dokulardaki, bağ dokusunu, ara dokulardaki cerrahat, curuf, pislikleri, iltihapları çözer. Bunu böbrekten süzmekte zorlanır. Bu nedenle az dozaj, çok ağır hastaysa. Ağır hasta olduğu için hafif rahatsızlık veriyor. Ona göre dozajı azaltacak. Bizim evet. Ürünleri kullanan bir hastamız. Az önce hattan düşen izleyicimizin telefon numarasını alalım. Ulaşamıyorsak, mümkünse varsa hocamız kendisine ulaşsın. O iletişimi kuralım. Tamam. Gerekirse programdan sonra. Hocam bu koladan bahsetmediniz. Kola içecek miyiz bunu? Nasıl? Hayır. Şimdi kola Almanya'da bir tatilde çalıştığım bir iş yerinde mermerin üstüne bir iki damla kola düştü. Bu mermer kullanılmaz artık, çöp atın dedi. Dedim, ne oluyor? Çürütür. Mermeri dahi çürütüyor. Şimdi Hindistan'da kola içme yarışması düzenlenmiş. Vatandaşın birisi 8 litre kola, araba almak için yarış var. 8 litre kola içmiş, midesi patlamış. Kola çok yoğun oranda asit içerir. Aslında her türlü kola, marka burada kastetmiyorum. Tuvalet temizliği için çok iyi bir şeydir yani, ilaçtır, üründür. Fakat mide için değil, mideye zarar verir. Yani kemiklere zarar verir. Yani, tamam, tamam, bunu biliyoruz. Yani nedir bu peki, bu çılgınlık yani? Ya Ramazan sofralarında bile, yani akşama kadar aç kalmışsınız. Yani 16 saat oruç tutuyorsunuz. Kola var bu sofralarda. Ya madem bu kadar zararlı, bütün sofralarımızda, çocuklarımızın ellerinde. Bazı ülkelerde yasaklandı. O okullarda, okul kantinlerinde satılması yasak. Yani bazı Litvanya gibi, Estonya, bazı kültür seviyesi düşük olan, yüksek olan ülkelerde aileler istemiyor çocuklarının zehirlenmesini. Engel oluyorlar. Okullara müracaat ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nı zorluyorlar. Yani o bir çok büyük bir para yani güç. Onun için bazıları engelleyemiyor. Engellemek gerekir. Birçok ülkede yasaklanıyor. Yani çok çok zararı var, biliniyor ama buna rağmen büyük bir güç olduğu için durdurulamıyor. Ya orada bir şey var, monopol var yani. Çok çok zararı var. Yani bir kişinin günde alabileceği şeker oranı maksimum 30 gram. Bir kutu kola içtiğiniz zaman zaten o gün hiçbir şey yememeniz gerekir. Karbonhidrat içeren hiçbir şey. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek vesaire. Aksi takdirde pankreası yoruyorsunuz. Pankreası iflas ettiriyorsunuz. Öyle olur mu hocam? Şöyle bir tabak böyle börek üzerine böyle de ne diyor onu o? Nişasta, şeker, ne diyor?
şey şeker döküyorlar ya böyle. Pudra şekeri. Pudra şekeri şöyle. Ondan sonra burada 1 litre kola. Bayan böyle. Siz bunu milletin keyfini kaçırıyorsunuz hocam. Pankreası iflas ettirir. Şeker hastalığına kısa sürede damarlarda yalanma, daralma, sertleşmeye, karaciğerin iflasına. Şeker yani, hastalığını destekleyen etkenleri. Karaciğer yağlanması. Nedir hocam? Şeker hastalığını destekleyen gıdalar. Nedir bunlar? Çünkü şeker hastalığının tedavisiyle ilgili bir sürü sorunlar var biliyorsunuz. Tabii yani. Tabii. Şimdi pankreasın yeterince insülin salgılayamamasının sebebi pankreasın yağlanmasından kaynaklanır. Pankreas yağlanmasının sebebi de %90 alkolden kaynaklanır. Diyeceksiniz ki vatandaş alkol içmiyor. Peki neden şeker hastalığına yakalandı? Alkol içmiyor fakat bağırsağındaki mantar çok daha tehlikeli alkoller üretiyor. Bağırsaktaki mantarı oluşturan sebepler? Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanan kişinin bağırsaklarına mantar yayılır. Bir. Çünkü bunu nasıl kimyasal hisseder bir insan? Hissedebilir mi bağırsaklarında mantar olduğunu? Tabii. Mantar nedir? Mantar nedir önce? Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağındaki 2 kilo bakterinin %99'u faydalıdır. Zararlı bakteri ve mantarlar çok çok az. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanıyorsa, aşırı tatlı yiyorsa, hızlı yemek yiyorsa, abur cubur yiyorsa vesaire, bunlar mantarı azdırır. Mantarlar çoğaldıkça mantar etan, metan, bütan gibi gaz üretir. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkol üretir. Mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Bu şeker bu. Karaciğere geliyor. Tetikliyor mu şeker? Tabii, karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Aşırı vitamin harcıyor. Harcadığı vitamin nedeniyle ne oluyor? Karaciğer yağlanıyor. Arıtamayan toksik madde nereye gidiyor? Pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Hocam ben günde 200 gram şeker ve şekerli ürünleri yemesem kendimi kötü hissediyorum mesela. Şimdi pankreas yağlanırsa, pankreaste atacık hücreleri var, beta hücreleri. Bu hücreler diğer hücrelerden farklı olduğu için narin, hafif bir sıkışmada, sertleşmede yeterince insülin salgılayamaz. Pankreas insülin salgılayamazsa ne olur? Şeker hastalığı ortaya çıkar. Peki hocam şimdi şöyle bir algı da var ya bizde. Bize diyor ki ben acı yemem kardeşim. Ben tatlı yemem kardeşim. Böyle bizde böyle biliyorsunuz Türk milletinde böyle bir algı da vardır yani. Bu acı sayet kişinin alerjisi yoksa acı olan bibere veya vesaire acı ve ekşi istediği kadar yiyebilir. Alerjisi yoksa. Hiçbir problem yok. Şimdi mesela, acı ve ekşi. Mesela biz tatlıyı da dengeli, acıyı da dengeli, birine çok yüklenmeden öte bu dengeyi sağlamamız gerekir mi yani? Acı tatlı. Tatlı doğal değil. 100 yıl önce tatlı var mıydı? Şeker var mıydı? İnsanın yapısına, bünyesine, doğasına uygun değil. Tatlıyı nasıl? Tatlı sentetik. Meyve, zepse, yediğimiz her şey tatlı. Zaten şekere dönüşür. Ekstra tatlı olan bir şeyi yememek gerekir. Çünkü insanın yapısı, doğal yapısı. Hocam şimdi getireceğiz şurada bir şöbiyet tatlısı böyle. Fıstıklı mıstıklı böyle. ne diyorum ona? Sütlü Nuriye. İlk belki de çatalı siz alacaksınız. Şimdi şeker hastalığına yakalanmışsa kişi, biz buna karşı keçi sedefi forte. Çok özel bir ürün. Keçi sedefi dünyada şeker hastalığına karşı en etkili bitki. Bununla ilgili Profesör Doktor Ryan Wine, Profesör Doktor Müller klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalar sonucunda keçi sedefinin birleşimindeki guanidin denen madde aynı bitkisel insülin diyebileceğimiz insülin salgılanmasını artırır. Doğal